kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine soru cevap videomuzla karşınızdayız. Bugünkü konumuz iade'den araç almak. Buyurun Hasan Bey, iade'den araç alma konusu hakkında neler söylemek istersiniz? İhaleden araç almak geniş ve kapsamlı bir konu aslında. Hatta siz videonun başlığını böyle beyan ederken ben bam 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 diye bir ses efekti bile yapmak istedim. Bu başta muhtemelen video talepler çok olacaktır. İhale denince akla hemen şey geliyor. Ucuz, kelepir, uygun fiyatlı bir arabaya sahip olmak gibi bir algı oluşuyor. İhaleden araç almak önceden hatırladığımız kadarıyla işte 7 Emin otoparkları, işte hacizli arabaların alımıyla gerçekleşen bir aşamaydı. Tabii bunlarda bir takım işleyişlerin farklı boyutları yer alıyor. İşte 7 Emin Otoparkı'na gittiniz, arabayı göremeyebilirsiniz. İhale başlamadan önce arabanın kapılarını açamayabilirsiniz. Bazen arabanın belki işte kaputun altında motor olmayan araba bile çıkmış olabiliyor karşınıza. Bu tabii bilgilere erişemeniz için işte 5-6 tane sergilenmiş devlet tarafından, işte icra kurulu tarafından sergilenmiş resimli araba almak biraz risk oluşturabiliyor. Son dönemlerde ihalelerde aslında genel böyle bilinen gerçek uzun dönem kiralama firmalarının yapmış olduğu ihaleler. Bu ihalelerde de genelde kurumsal firmalara açılan ihale türleri. Burada yatırdığınız teminat karşılığında ihalelere katılırsınız. İşte belli rakamlarla başlangıçlar olur, düşük rakamlarla. Sonra yarışmacı gibi rakamlarınızı yarıştırır ve ihalede katılımınız orantısında, verdiğiniz rakamın işte üstünlüğü orantısında araca sahip olursunuz gibi. Tabi bu platformlar genişlemeye başladı. En son aşamada böyle yüksek nitelikli yatırımcılar, girişimciler artık ikinci el sektöründe pazarın büyüdüğünü fark ettiler. Artık belli araba siteleri, Arabam.com işte aklıma gelen, işte Vavacars araçların alımlarını, nakit alımlarını yapıp değerlendirip piyasa oranları doğrultusunda bu araçları ihalelere çıkartıyorlar. Tabii ihale ortamı aslında dediğim gibi, en başta söylediğim gibi ucuza alınan, kolay alınan bir ortam değil. Burada psikolojik bir baskı var, etken var. Yani bazen ben alacağım hırsıyla, işte benim olmalı hırsıyla belki rakamsal değeri koruyamayabiliyorsunuz. İşte 100 siz arttırdınız, 300 karşı taraf arttırdı, 500 bin derken bir bakmışsınız, işte nasıl olsa bu arabanın ekspertizin doğruluğu işte yüzdesi çok yüksek, 5 bin lira, 3 bin lira daha yukarı alabilirim pazardan diye arabayı satın almış olabilirsiniz. Yine aynı şekilde aklıma gelen platformlarda mesela kredi kartıyla, işte tahsis ücretiyle olabiliyor. Hani, provizyon aynen, alınıyor. Provizyon alınarak mesela yapabilirsiniz işlemlerinizi. Aşama aşama hepsi birbirinden farklı diyebilirim açıkçası bu konuyla ilgili. Değişik platformlardan, evet. Değişik iade sitelerinden. Evet, aynen. Araç. Ama tabii burada şuna değinmek istiyorum, diyorum ya, yani konunun başlığı çok dikkat çekici olacaktır muhtemelen. İade'den araç almak deyince bakıyorum izleyici sayıları çılgın seviyelere yükselebiliyor bu tip videoların. Çünkü algı düşük fiyat, uygun araba, çok karlılık. Aslında böyle olmuyor. Tablo, pazar belli, arabanın rakamı belli, belli bir yarışma var. Siz bir rakam belirlersiniz, arabayı alırsınız. Burada güzel yanı, işte belli bir ekspertiz niteliği taşıyan bir arabanın karşınıza resimlerle en ufak işte taş gruplarına kadar sergilenmiş şekilde size ikinci el dökümü olarak sunulması, sizin de buna rakamı vermenize oluşan bir tablo. Marjlar belli, piyasa marjlarıdır. Bazen yeri gelir elinizde tutarsınız arabanızı aylarca. Çok düşük bir marjda verirsiniz. Yeri gelir zararla çıkarsınız. Yani her ihaleden alınan araç yüksek karlılıklar getirecek veya sürekli kazandıracak diye bir nitelik yoktur. Bunu karşılıklı bir ticari ilişki gibi düşünebilirsiniz. Yani siz bir müşterisiniz varsayalım. Araba aldınız, ben sattım. Memnun kaldınız, bir daha araba aldınız, ben sattım. Bu şekilde bir algı operasyonu gibi düşünebiliriz ihaleden araç almayı aslında. Evet. Şahıs ve firma alımları nasıl gerçekleştiriliyor? Evet, şahıs ve firma alımlarında şahıslarda farklı, yine biraz önce dediğimiz gibi ikinci yeni ve benzeri platformlarda kredi kartını tanımlayarak ön provizyon dediğiniz gibi provizyonlarla alımları gerçekleştirebilirsiniz. Mesela 3 tane işte bakiye provizyon tanımlarsınız o anda kartınızın, 3 tane tutar teminat verirsiniz düşük meblağlarda.
Bundan size ortalama işte 5 gün, 1 hafta içerisinde geri arabayı yağ almadığınız takdirde geri iade edilen tutarlar olacaktır. Arabaya rakam verirsiniz. İşte 1 arabaya, 2 arabaya, 3 arabaya teklif verirsiniz. Bu size kalmış. Şahıssınız, işte Arabamkom'a girersiniz. Vavakars'ın ihalesine girersiniz. Şahıssınız, bu tarzda alımlar yapabilirsiniz. Ama firmaysanız tabii konsept daha fazla genişlemiş oluyor. Alım adresleriniz çoğalmış oluyor. Bu şekilde alımlar gerçekleştirebiliyor. Bunların güzel yanı tabii dediğim gibi. Kurumsal nitelikte firmalar karşınızdakiler. Rakamların doğru olması, sizin aklınıza yatan rakamlarla alabilmeniz burada önemli olan unsur diyebilirim. Bu tip ihalelerden araç alımları güvenilir midir peki? Şöyle, buradaki güvenilik kısmı şu, en güzel yanı. Bir defa bu arabaların ekspreslerinin yapılıyor olması, bunların güvenilir adreslerdeki ekspres firmaları tarafından yapılıyor olması bence en güvenli kısım. Adres diyebiliriz. Çünkü diyorum ya, en küçük taş vurukları noktalara kadar küçük magnetlerle sizi yönlendirerek, çok adetli resimlerle sergilenerek bu tip arabaların satışları gerçekleşiyor. Karşınızdaki firmaların kurumsal ve büyük firmalar olması yine güven verici. Karşınızda muhatap olacağınız kişiler muhtemelen bir iki diyalogtan sonra, özellikle kurumsallar için söylüyorum, yazışmalarınız ve işte karşılıklı firma title'ınız, etiketiniz karşılığında alışveriş ortamınız bence çok iyi nitelikte gerçekleşebilir. Tabii ama burada güven kısmı deyince, hani derler ya işte baba oğlu oğul babaya hesabı gibi, Türkiye, dünya, her yer için geçerli bir şey. Yani yarın sabah kimin hangi ekonomiyle kalkacağını bence bir garantisi yok. Bu tip kısımlarda genelde paranızı önceden yatırmanız gerekiyor. Tek burada almanız gereken bir cesaret ve risk açıkçası var. Yani paranızı yatırdınız, satış işlemi belki o gün içerisinde veya bir sonraki gün yapılabiliyor. Burada tabii risk almanız gerekiyor. Yarın sabaha kadar acaba işte satış gerçekleşti mi? Hani Allah'a şükür biz bu evrelerle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar ama neticede dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi. Yaşanan örnekler var mı? Var. Yani parasını yatırıp yarın sabah işte iflas etmiş bir firmayla karşılaşıp işte hiçbir şekilde arabasını bulamayan veya nakitinin karşılığını yatırdığı meblağı alamayan kuruluşlar veya şahıslar da oldu. Yani son olarak söylemek istediğiniz, araç ihalelerinden araç alırken evet, dikkatli ve temkinli olmaları kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Yani ve dediğim gibi her zaman risk almaları gerekiyor. Bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkürler. YouTube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Evet, yorumlarla da ilgili yine yorum yapmak isterlerse her zaman yorumlarınızı bekliyoruz. Çok teşekkürler, görüşmek üzere.